Konumuz borsada cesaret. Arkadaşlar biliyorsunuz borsada cesaret aslında çok önemli. Fakat doğru zamanda gösterilen cesaretten bahsediyorum. Piyasa katılımcılarının çoğu cesareti göstermeleri gereken yeri biraz ters algılıyorlar ya da algılıyorlardan ziyade istemsizce ters yönde sergiliyorlar. Şöyle bir örnek vereyim. Piyasaların çok dip çalışması yaptığı, haftalık grafiklerin, indikatörlerin çok diplerde olduğu, artık dönüş emarelerinin meydana geldiği, bir takım formasyonların oluştuğu, bunların yukarı kırma durumunun meydana geldiği dönemlerde iyi teknikçiler yükselişin kokusunu alarak bir takım analizler ortaya koyarken piyasa katılımcılarının büyük bir çoğunluğu korku ve tedirginlikle daha da yeni diplerin oluşacağına sarsılmaz bir inanç geliştirmiş oluyorlar. Fakat bu da şuna yol açıyor. Az alacakları varsa dahi paralarının çok küçük bir bölümüyle alım yapmalarını. Bunun nedeni daha da düşerse en azından fazla zarar etmeyeyim ama bir yükseliş gelirse de hiç bu yükselişten istifade edemiyor pozisyonda kalmayayım düşüncesidir. İşte bence insanların cesaretini piyasada taşıdığı mal miktarı belirler. Şimdi burada insanlar cesur olmamış oluyor. Alım zamanı büyük bir yükselişin başlangıcı olduğu teknik emarelerle ortaya serilmişken elleri almaya gitmiyor. Ve dolayısıyla da büyük yükselişi yükselirken cesaretlerinin artarak artık tam tersine indikatörlerin arşa çıktığı, zirvelerin zorlandığı durumlarda ise ne hikmetse inanılmaz bir cesaret patlaması meydana gelip %20 taşıdığı mal birkaç ay sonra %100 hatta krediye çıkmış oluyor. Yani o yükselişin daha başında %20'deyken bile gece uykusu kaçan adamlar zirvede kredide olmasına rağmen gayet rahat piyasa hiç düşmeyecekmiş gibi davranabiliyorlar. Tabii karşıt yatırım nedir ne değildir videomda da olduğu gibi yukarıya kart olarak bırakırım, oradan da izlersiniz. Nerelerin artık zirve çalışması yaptığını, nerelerde mal dağıtıldığını, artık bir dönüş olacağını belirleyebilmek de bir meziyet. Genellikle sert boğa rallilerinde insanlar zirveden çok daha önce, haftalar önce tedirgin olmaya başlarlar. Bunu belirleyebilmek için de aslında işte bir takım indikatörlerin, bir takım sıkışma alanlarının meydana gelmesini, beklenmesini ben her zaman daha doğru sonuçlar ürettiğini söylüyorum. Zaten bu paylaşım yaptığım 2 sene içerisinde de ne kadar çok oluşumun biraz rötarla daha iyi olsa ileri bir tarihten bakıldığında doğru çıktığını hep beraber gözlemledik. Şu sıralar endeksimiz çok sert bir boğa rallisinin içinde. Biliyorsunuz ben de elimden geldiği kadar bu ralli boyunca oldukça sakin, huzurlu bir şekilde trend takibinin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili yayınlar yaptım, bilgilendirme çalışmaları yaptım. Bugüne kadar da gayet iyi, en azından ters pozisyon açarak, açıkta sıkışmayarak ya da işte hedge'den de uzak durarak oldukça iyi idare ettiğimizi düşünüyorum bu süreci. Ancak emin olun bir müddet sonra bir dönüş emareleri özellikle haftalık, günlük grafikler gibi büyük periyotlarda meydana geldiğinde ve biz bunları paylaşmaya başladığımızda tabii ki kimse piyasayı tam zirvesinden dönüşünü yani yakalayabilir ama biraz şans da gerekir. Ben de mesela bazen biraz erken davranabiliyorum. O yüzden bu rallide hiç acele etmedim. Belli ortalamalarımı biliyorsunuz, belli indikatörlerimin övdüğünü dinledim. Dolayısıyla buraya kadar da iyi getirdiğimi düşünüyorum. Fakat sermaye yönetimi burada devreye giriyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. Ben her zaman yukarı giderken bir miktar sermayenin kilitlenmesi gerektiğini, aşağı gelirken de daha cesur davranılabileceğini savunuyorum. Tabii burada paçal yapmaktan bahsetmiyorum. Biraz önce kriterlerini söylediğim dip dönüş çalışmalarının olduğu dönemden bahsediyorum. Yukarıya gittikçe de belli bir bakiyenin nakit olarak fırsatların değerlendirilmesi üzere en azından gün içi işlemlerden sonra kapatılması ve örnek veriyorum yükseldikçe %80, işte %60, %50 gibi gece yatağa girilen bakiye yüzdelerinden bahsediyorum. Şimdi düşünün ki 4 ay içerisinde bu yükselişte parasını 2 katından daha fazla çıkaran bir yatırımcı olsun. Arkadaşlar %100 de başlayıp sermayesini kilitleyerek zirveye gelmişse ve parası 2 katından fazlaysa ve şu anda %50 ile piyasada bulunuyorsa bu ne demek? 4 ay önce bu para yoktu demek. Şu anda ana parasını güvence altına almış, karıyla işlem yapmaya, gece yatağa girmeye devam ediyor. Borsadaki varlığını da bu sermaye yönetim ve risk yönetim ilkeleriyle sürdürüyor demektir. İşte akıllı yatırımcı böyle hareket eder. Bir müddet sonra da teknik emareler oluştuğunda belki
orta vadeli yatırımlarını sonlandırmayı tercih etmese de hedge adını verdiğimiz olası geri çekilmelerde, olası sert düzeltmelerde overall'un fazla zarar görmesini engellemek için hedgelediğimiz pozisyonlamaları yapabilir. Bu borsa tarafında, spot piyasada açık satış olarak olabilir. Ya da VIO pay vadeli piyasalarında ya da endekste özellikle short pozisyon alarak olabilir. Böylelikle olası sert düzeltmelerde bakiyesini koruyacaktır. Bunu yapamamış olsa bile zaten 4 ay evvel ortada olmayan, kazanılmış, kar edilmiş, kazanç haline getirilmiş bir bakiyeyle devam ettiğinden dolayı kaybı sadece borsadaki kazancının bir bölümüyle sınırlı kalacaktır. İşte benim her zaman önerdiğim bir satranç oyuncusu gibi piyasadaki bakiye yönetimimizi bu şekilde ayarlarsak ve cesaretimizi ve korkumuzu doğru yerlerde ayarlamayı başarırsak, duygu yönetimimizi iyi yapabilirsek ben sırtımızın yere geleceğini hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince de sizlere her gün neredeyse yayın açarak piyasanın seviyelerine göre nasıl bir halet ruhiyede olduğumu, nasıl baktığımı göstermeye çalışıyorum ki sizlere de örnek olsun. Umuyorum hep beraber kazançlı, bol bereketli dönemleri hem yükselen piyasalarda, hem yatay testere piyasalarında, hem de düşen piyasalarda devam ettirmeyi başarabiliriz. Ben buna inanıyorum. Akılcı, bilime dayalı, teknik analizi ön plana alan bakış açılarıyla bunun başarılmaması için hiçbir neden görmüyorum. Biz artık bir aileyiz, her zaman beraberiz. İyi günde de, kötü günde de her zaman yayın açıyoruz. Birbirimize motivasyon kaynağı oluyoruz. Bu işe böyle bakmak lazım. Şu anda açıkta sıkışmış, inanılmaz büyük bir kitle olduğunu ben düşünüyorum. Zaten marjin rakamları da bunu bize gösteriyor. Onlar da tabii ki bir an önce piyasaların düşmesini istiyorlar. Fakat bunu bilen piyasa yapıcılar da onlara kapanma fırsatı vermemek için, onları iyice sıkıştırmak için de ağırlıklı olarak özellikle short yapılan tahtalarda bir türlü satış getirmiyorlar. Bir gün belki de iyice sertlik bir piyasa koşullarında onları da hayatı pes ettirip kapatacak ve iyice coşku patlaması yapacak bir günde de asıl insanların en büyük tedirginlik seviyesine ulaşması gereken anlar gelebiliyor. Bu tip sert, bakın çok sert ama boğa rallilerinde ben bu rallinin başında naçizane açık düşünen arkadaşlarıma uyarılarda bulunmuştum. Bu kriterler tersine dönmedikçe çok 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 dikkatli olunması gerektiğini düşündüğümü söylemiştim. Aylar geçtikten sonra ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. Emsali görülmemiş bir rallinin başlayabileceğiyle ilgili sinyalleri bir bir sıralamıştık arkadaşlar yayınlarımızda. Umarım yayınlarım, videolarım faydalı oluyordur sizlere. Faydalı oluyorsa lütfen videoları beğenmeyi ihmal etmeyelim arkadaşlar. Sizin beğenileriniz, sizler gibi bu bilgilere ihtiyacı olan arkadaşlarımızın videoları buluşmasını sağlıyor o insanlarla. Bu anlamda sizden destek bekliyorum. Videolarım da artarak devam edecek. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.